İnsan ömrü o kadar güzel ayarlanmış ki kıvamında böyle yetiyor. Hatta İbn Sina'nın söylemine göre 120 yıl yaşayabilir bir insan. Sağlıklı bir insan ömrü 120 yıldır. Ama içini nasıl doldurduğumuz, neyle doldurduğumuz daha kıymetli değil mi? Ancak bazı şeyleri de şans gibi görüp elde etmek, bazı şeyleri de savuşturmak hep yine insana yüklenmiş, verilmiş o aklın işi olduğunu düşünüyorum. Aklımızı güzel kullanıp, güzel işlerle meşguliyet sahibi olduğumuz zaman hem kendimiz, hem ailemiz, hem çevremiz daha sağlıklı, huzurlu olacak. Kurumuş kırılıyorlar ama yine idare eder. Kırılmayan kısımları da çalışır. Nasıl olsa sadece yosun taşıyacağız bununla. Bir kalın bir ince, bir kalın bir ince gönderiyoruz. Bunu da buradan gönderelim. Şuraya kadar olsa yeter. Daha sonrasını tutarak çekeceğim ya, rahat olsun hem. Herhalde 8-10 kez gitsem gelsem yetecek. Gideceğim mesafe bir 100-150 metre arası. Çatının üzerine güzelce şöyle yerleştirelim yosunlarımızı. Bu kadar sık olmasına gerek yok ki zaten. Daldık gidiyoruz. Biraz açalım. Daha seyrek olabilir, hafif olsun diye. Bazen kendimi kaptırıyorum böyle. Tabii canım, bu kadar yeter. Şöyle yapalım. Sadece yosunları tutacak ya. Yaşadığımız dünyevi olaylardan, hastalıklardan, işte ekonomik krizlerden diyelim, dünyanın yaşadığı ciddi sorunlardan dolayı gençler daha çok böyle kendilerini artık tabiata atmaya çalışıyor. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünya insanlarında böyle. Ama burada gençlerin ilham olabileceği, mesleklerinde kendilerini yol gösterebilecek, İlişkilerini sağlam pekiştirebilecek bütün feyzi tabiattan alacakları aşikar. Bütün buluşlarımız, icatlarımız zira oradan geliyor. Yani buradan uzak yaşamak hem bizi hem de tabiatı üzüyor. Çam fidelerini de ezmeden yosunların olduğu yere geldik. Şurayı yerleştireyim. Şimdi yolda gelirken o kadar çok mantara denk geldim ki eğilip alamadım. Ama her birisinin yerini işaretledim. Bundan tam 7-8 sene evvel yine buralarda dağ evimizin çatısını kaplarken yosun toplamıştık. Çok güzel günlerdi. Hatırlıyorum da ev bitmiş. Çatı kapanmış, yalıtım malzemesini koyuyoruz üzerine. İçeriye girip yaşamaya az kalmış. Çok güzel bir histi. Geçirdiğimiz 7-8 aydan sonra dağ evine girme vaktiydi.
Kaç mevsim geçti? Her birisinden 7 tane gördük. Hayatımız boyunca zaten kaç tane göreceğiz ki? Kaçırdığımız her bir mevsimi tabiatta görmediğimiz zaman şehirde hepsi aynı zaten. Ancak resimlerde görebiliyoruz artık. Birilerinin paylaşımlarında, gidenlerin paylaşımlarını da görüyoruz. İçinde yaşadığımız şeyden uzak kaldık. Resme bakar gibi bakıyoruz artık. Sadece görsel duyular çalışıyor. Bir de özlem duyusu var ya, o çalışıyor. Şunun güzelliğine bakın. Altındaki toprak katmanı ve üzerindeki çam örtüsüyle, kayınların da aynı zamanda taç örtüsüyle sürekli nemli kalmasını sağlayacağız bunun. Yağışı da üzerinde tutacak. Üzerindeki canlılar yaşamını sürdürmeye devam edecek. Sadece topraktan bağını kesmiş olacağız onun. Her fırsatta dile getirmek istiyorum bunu. Çünkü insanlık tarihinin tabiat insan arasındaki ilişki açısından en uzak zamanını yaşıyoruz. İlişkinin bozulduğu, aranın açıldığı en uzun süreçte yaşıyoruz şu anda. Hatta gittikçe de bu mesafe aralanıyor. Bunun geri dönüşü ne vakit olacak çok merak ediyorum. Yosunun kokusu da muhteşem. Doğada her şeyi koklayan ben. Ben değil. Aslında doğada olan herkes bence kokuları merak ediyor. Çünkü insanı çeken aromaları var. Bazı şeyleri de kokularıyla tanıyoruz. Hafızamıza yazıyoruz yani onları da. Her şeyin bir vakti var değil mi? Doğduğumuz zaman gelişiyoruz, yaşıyoruz ve hayatımızı sonlandırıyoruz. Bu her bir canlı için geçerli. Ağaç içinde, mantar içinde, insan içinde, dağda yaşayan diğer bütün canlılar içinde aynı şey. Dünyamızın da sonra bir ömrü var. Her şeyi tüketiyoruz, tükeniyoruz da. Aslında kalıcı olan şey bırakabileceğimiz güzel anılar, güzel hatıralar ve güzel eserler olmalı. Eserler herkesin İç dünyasına yaptığı işe uygun olursa tadından da yenmez, öyle değil mi? Örneğin dağda susamışsınızdır, yorulmuşsunuzdur. Şöyle suyu da geç bulmuşsunuzdur bir yerlerde ama o kadar güzel bir çeşme yapılmıştır ki üzerinde kimsenin ismi yoktur. Yani o yapan için güzel bir duadır, ayrılırsınız oradan. İsmi sana önemli değil.
söylemek istediğim şey buydu aslında. İsimsiz, sıfat koymadan, isimlendirmeden yaptığımız güzel şeyleri bırakıp gitmek daha kıymetli. Birkaç araba daha getirirsek, artık eksikte kalsa aşağıdan kalan parçaları tamamlayıp barınağımın üstünü yosunla kaplayabileceğim. Şimdi artık bir şöyle sonbahar ya, pek tabiatı, ormanı da yalnız bırakmak istemiyorum. Daha doğrusu şu an mantar çıktı, tam mantar mevsimi. O kadar da çok mantar var ki bu sene. Biraz onların peşinden gidip avcılık yapacağım, mantar avcılığı. Şu yanından geçtiğim mantarı yine her fırsatta görüp anlatmak istiyorum. Yine çıktı karşıma ama ondan önce bu aşağıya inmiş iki tane kökler ağacının kayınların arasından geçmiş. Bakın buradan ön tarafı doğru yaslanmış halini görüyorum ve 25 metre var boyu. 30 metreye yakın hatta. Ağaçların arasına öyle bir sıkışarak inmiş ki yukarıdaki rüzgarın hareketiyle ağacın gövdesinde hareket ettikçe gövdeyi aşındıracak bir şekilde ve o aşınma arada belki de bu çürüyen ağaçla birlikte kurtlanma ve mantara sebep olacak. Yukarıda bir heyelan olmuş. Bunda insan etkisi de vardır tabii ki. Geçen araçların etkisi olabilir, yolun aşınması olabilir. Köklerin tutunamayıp düşmesi sonucu devrilmiş iki tane ağaç diye düşünelim. Bunda bizim de belki müdahalede bulunmamız gerekebilir. Bu ağaçları aşağı indirmek lazım buralardan kesip. Devirip düşürmek gerekir belki de. O artık bizim değil, ormancıların işi. Onlar burayı görürler, bunu doğru bir şekilde indirirler tabii ki. Ya yerde kalacaksa, doğal orman olarak malzemeye, besin kaynağına dönüşecekse bırakırlar. Ya da işte gitmesi gerekiyorsa bir yere gider. Ama bu kökler ağaçlarının buradan bir şekilde bence alınması gerek. Kayınlar, alt tarafı bazı yerlerin nemli, tam çukurun içine giren yerlerde daha çok su var. Hala ağacın içinde su var ve ağaçlar yeşil yapraklı duruyor. Ama daha sırta yakın yerlerdeki kayın ağaçları sarıya dönmüş. Bir tarafları da kızarmış hatta. Kahverengi, kırmızı, sarı arasında renk değişkenliği gösteriyor ama muhteşem bir şey var yere dökülen gazellerle birlikte. Bakın. Önümüzdeki o kökler ağacının değdiği yerdeki, ucunun değdiği yerdeki kayın ağacı ortada yine yara almış. İki tane de mantar ucunda duruyor. Hemen gövdenin üstünde duruyor. Bakteri ve mantar tutunmaya başlıyor içine. Ağaç içinden artık o demek ki yolu buldu. Şekerle beslenen mantar yukarılara kadar çıkmış. Eğer o mantar toprağın içinden ağacın köküyle bağlantılı yerinden çıkıp ağacın gövdesine ve böyle üst taraflarına yerleştiyse o ağaç artık içten içe çürüme eğilimine girmiş demektir. Ama gelelim şimdi Amanita ailesi. Amanita phalloides dediğimiz köy göçüren mantar aynı zamanda. Şöyle top şeklinde toprağın içinden çıkar. Ayrılırken tutunan parçası, sapla tutunan parçası yüzük halinde burada kalır. Sonra o böyle açılır. Hafif böyle fıstık yeşiline de benzer üst tarafı. Üzerlerindeki sporları da görürsünüz şimdi göstereceğim gibi. Bu mantarın böyle birazcığı karaciğerimize dokunduğu vakit karaciğeri değiştirsek bile yenilenmiyor düşünün. Bazı mantarlar bir kere yeniyor unutmayın.
her mantarın tadına bakabilirsiniz, yiyebilirsiniz ama bazıları bir kez yenir. Burada var. Hem de 3 aşamalı hali var. Hepsine bakalım. Yakından inceleyelim birlikte. Şimdi çıkmış haliyle çıkan ilk hali arasında bayağı bir fark var. Şöyle gazelleri bir temizleyelim. İşte bu ilk yumurta hali. Toprağın içinde böyle duruyor. İlk görüntüsü böyle. Sonra bu şapka yavaş yavaş, şuraya yerleştirelim tekrar onu. Yavaş yavaş sapla beraber uzuyor önce. Biraz daha boylanıyor. Sonra tutunduğu yerden ayrılınca şöyle bir yüzük kalıyor etrafında. Kökü yine içinde, beslendiği yer. Bakın sapın üzerindeki yüzük kısmı, iç tarafı, lamelleri beyaz. Üst kısmı, bakın şapka kısmına. Hafif kahverengi, fıstık yeşiline de çalar sporları. Tam bir küf kokusu var üzerinde. Hey. Kırıldığı zaman da hali böyle. Bu mantar kesinlikle yenmez. Bunu bilin diye net bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama böyle bakıp fotoğrafını çekebilirsiniz. Özelliklerini, tabiata diğer faydalarını araştırıp anlatabilirsiniz. Sadece ağızdan girip mide kısmına kadar ulaştıktan sonra ondan sonraki halini anlatsam size kesinlikle korkar, yanına bile yaklaşmazsınız. Öyle bir mantar. Onu da yerine koyalım. Şöyle dursun. Hatta bakın arka tarafta tam top hali var. Şurada tam böyle yumurta gibi çıkmış, bakın top hali. Orada da var, bir sürü var. Bal mantarları da ağacın dibinde. Bir çürümüş köknar ağacını hemen zaten bakın sarmışlar zaten. Dibinde, üstünde çıkıyorlar. Hadi devam edelim. Kokularıyla onları tanımlamaya da çalışıyorum aynı zamanda. Bunu biliyorum zaten. Rusul ailesinden tebeşir gibi kırılan bir mantar türü. Şöyle dökülür. Ama bakın yine Amenite ailesinden Phalloides, işte o köy göçüren, yiyebileceğiniz en zehirli mantar türlerinden bir tanesi. Belki de en zehirlisi. Ama bir de yiyebileceğiniz lezzetli türlerden bir tanesi de yan yana dip dibi. Bir tanesi Phalloides, Amanita Phalloides demiştik, köy göçüren. Bir tanesi de mor cincile. Şöyle kaldırayım, bakın alttaki morluğu göreceksiniz. Kokusu da nefistir. Bunun da ismi Lepista nuda. Latincesi. Aa, mis gibi kokuyor. Diğeri küf kokarken şu. Ama bu 3-5 tane şöyle alıp odanıza koyarsanız birkaç saat içerisinde odanızı o mis gibi koku kaplar. Çok lezzetli, gerçekten lezzetli diyeyim. Güzel bir mantar. Renge bakın, lamellerine bakın. Her birisinin ayrı bir görevi var. Biz yemek için bakıyoruz tabii olaya. Aslında o öyle değil. Bakmamız gereken şey tabiata ne kadar, o zincirin içerisinde ne kadar faydalı olduğu. Bizim onu ne kadar lezzetli diye severek ya da sevmeyerek ayırt etmemizi beklemiyor. Ona saygı duymamızı,
ona koruyucu gözle bakmamızı aslında bilmek öyle öğütlüyor. Onları bilerek tabiatta ne kadar güzel, doğru, iyi görevleri olduğunu anlarsak daha iyi. Aa, mis gibi. Bunu çanta kırılmayacak şekilde bir yere koyalım. Bana hep soruyorlar ya, yalnız başınıza dağlara gidiyorsunuz, tek başınıza ne hissediyorsunuz orada? Ben de hep diyorum, orman, dağ, tabiat tek başıma gezdiğim bir yer değil ki. Müthiş bir zenginlik var orada. Onu gördüğüm zaman bile heyecanlanıyorum. Şu devrilmiş, daha doğrusu yıkılmış, artık nasıl gittiyse, ömrü nasıl son bulduysa, belki de 100 yıllık yaşamı olmuş, bundan da 20-30 sene önce hayatı son bulmuş olan bir kayın ağacı, köküyle gövdenin bir kısmı hala hayatta duruyor. Bakın etrafındaki mantarlar, burada da öyle keza. Oo, çok güzel civcivaya, gördünüz mü? Şanterel ailesinden civcivaya, bu bile var. Çok lezzetli bir mantar türü bu da. Yanında yine başka türler var. Şansa bakın, tek bir tane. Etrafında o kadar ıslak ve nemli ki, bakın dokunacağım şimdi. Sıktığım zaman içindeki suyu hissedebiliyorum. Belki de şu parçanın içerisinde 1 litre yakın su var. Bu kayın ağacı aynı zamanda köknarlarla birlikte, ladinlerle birlikte yaşayabilen ve onlarla dayanışma içerisinde olan mükemmel bir ağaç türü. Ormanın beslenmesini, tabanın nemli kalmasını ve serin kalmasını sağlıyor. Üst tarafta yıkıldığı zaman suyun girdiği yerlerde bakın hep çürüme, nemlenme, toprağın içindeki köküne kadar uzanan bir, önce tabii ağaç sağlamken yapraklarından aşağıya gövdelerden süzülüyor su, gövdeye indiriyor kayın ağacı. Süzüyor suyu, köklerine doğru gidiyor. Yeteri kadarını alıyor. Zaten onun zamanı gelince buharlaştırıp yeniden indiriyor aşağıya ama yeteri kadarından fazlasını da depo ediyor altında. O depolama sonrasında toprağın belli bir katmanında nem oluşuyor. Dökülen yapraklar da o nemi bir şekilde içinde tutuyor. Ve o humus dediğimiz o torflu kısım nemlik alıyor sürekli. Hava ne kadar ısınırsa ısınsın, bu toprağın nemini kalın, geniş taç örtüsü altında nemli tutuyor sürekli. Yani bunu doğal yangın burada çok zor ihtimal. Birinin de yakması çok zor ihtimal. Yosunlar, mantarlar. Aynı yerde bakın bir tane de yine bolet mantarı çıktı. İşte bunu da kestiğimiz zaman bakın şöyle bir sap şapka yapısı var. Aynı ağacın üzerinde bir sürü mantar türü var. Mıhbaşı mantarından tutun da boletine, elimde az önce civcivaya dediğimiz şanterele kadar birçok mantar türü var. Sadece biraz yakından bakmak gerekiyor onlara. Yüksekte yürüdüğümüz, hızlı gittiğimiz, hızlı hareket ettiğimiz her vakit bir şey kaçırıyoruz. Bir tane daha buldum. Civcivaya küçük. Ama hayatı sindire sindire yaşadığımız zaman ne kadar büyük bir zenginliğin içinde olduğumuzu görüyoruz. Bu bize yalnız olduğumuzu değil, aynı zamanda ait olduğumuz yerde ne kadar huzurlu, mutlu hissedebileceğimizi de gösteriyor.
Böyle gizlenmiş şeyleri bulmaya bayılıyorum. Ama burada bir ders var tabii ki. Şurada kayın ağacının tohumu var. Bakalım hangisi şanslı? Milyonlarca tohum dökülmüş torfun içerisinde, bu humusun içerisinde hangisi hayatını sürdürebilecek? Hangisi şurada gezen geyiğin bıraktığı dışkı gübresiyle diyelim beslenecek, zengin hale gelecek, fışkıracak, yeniden bir ağaca dönüşecek. Mantarı, geyiğin varlığını görmek, hissetmek de çok güzel bir şey. Tohumlar etrafta, kayın yaprakları, gazelleri dökülmüş. Sizce de zengin bir yerde gezmiyor muyuz? Orman içerisinde dolaşırken yalnız mıyız? Yalnız hissediyorsak eğer kendimizi, iç dünyamıza dönüp o yalnızlığın sebebini bulmamız gerek. Çünkü yalnız değiliz. İnanın bana, tabii ki her yerde olabilir ama yıllardır bu Bolu, Mudurnu, Taşkesti oralarda geziyorum, o dağlarda. Borazan mantarı dediğimiz, trompet de diyorlar tabii ki. Bu borazan mantarlarına ilk defa burada denk geliyorum. Ve bunu bulduğunuz vakit yanında mutlaka diğerleri de, akrabalar da var arkadaşlara. Bakın hep dizilmiş. Hop. Belki oralara kadar gidiyor, evet. Şahane bir mantar. Kokusu da çok özel. Şunları bir yan yana koyalım. Şöyle. Şu güzelliğe bakın. Bugün yine ziyafet var. Burada buna denk gelmek de güzel bir şey. Bunun şimdi yerini işaretleyeceğim. Benim Türkiye'de bir mantar haritam var. Nereye gittiysem, hangi mevsimde, ne zaman gördüysem koordinatlarıyla beraber ona işaret koyuyorum. Yine o kayıt defterimi çıkaracağım. Bunun bulunduğu yeri yukarıdan GPS koordinatlarıyla işaretleyip kaydedeceğim. Hangi zamanda nerede bulduğumu işaretlemiş olacağım. Bu da kayıt defterimiz olacak. Belki her birinizin bir doğa günlüğü olmalı böyle. Bunların içine böcekler de yerleşmiş oluyor. Ama onlar belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Bir iki gün sonra böcek içine mesken tutabiliyor. Bunlar yeni çıkmış. Puf mantarına bakın. Bayağı da büyük. Daha büyükleri var şurada. Sizi burada gördüğüme çok sevindim arkadaşlar. Yerinizi unutmayacağım. Ne var orada? Bir borazanın yanında başka bir mantar daha var. Ciğer mantarına benziyor ama emin değilim. Gidip bakacağım. Değilmiş. Ne kadar çok benziyor mantarlar birbirine. İkisi dip dibe. Şöyle. Bakın bunun üzerinde böcekler var. Of. Çok zevkli bir şey mantar avlamakta. Sadece bunu bulmuyorsunuz. Başka şeyler de keşfediyorsunuz. Odaklanmanız sırf bunun üzerine. Toprağın içerisindeki yapının canlılığına göre, toprağın içinde ve üzerinde yaşayan bütün varlıklarda hayatlarını sürdürüyorlar. İşte benim şimdi yakaladığım anlar gibi sizlerin de tabiatta mutlu olabileceğiniz,
kendinizi heyecanlı, duygusal, daha böyle paylaşımı yüksek, enerjik hissedebileceğiniz fırsatlar yakalayabilmeniz dileklerimle bu güzel tabiatın içerisinden selam gönderiyorum hepinize.